Adıyaman'da yüzlerce kişi Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı ve Gazze'deki zulme protesto için yürüdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye'nin kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişinin katılımıyla Mimar Sinan Parkı önünden Demokrasi Parkı'na sloganlar ve tekbirler eşliğinde yapılan yürüyüşte Kur'an-ı Kerim okundu. Burada toplanan kalabalık adına Memur Sen Adıyaman'ın temsilcisi Mehmet Demir tarafından basın açıklaması yapıldı. Demir, Gazze'li kardeşlerinin sesi olmak için toplandıklarını belirtti. Burada Şehit İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek, Siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanını veren Gazze'li kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunmaktayız. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimiz alçakça katledildi. 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri güvenli bir nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarında insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor. İsrail Filistin'den defol! Katil İsrail Filistin'den defol! Katil İsrail Filistin'den defol! Katil İsrail Filistin'den defol! Tekbir! Tekbir!